Sindirim sistemi zihin haritalarımla karşınızdayım. Bu konuyu da birlikte çok rahat bir şekilde halledeceğiz. Özellikle karıştırılan kısımlardan biri olduğu için çok özenli içeriklerim hazırladığımı söylemek istiyorum. Hadi gelin şimdi birlikte videomuza başlayalım. Bu konuyla alakalı son videoma başlamadan önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum sevgili gençler. Sindirim sistemi hastalıklarına başlayalım şimdi. Burada bütün sindirim sistemi hastalıklarını veremeyeceğim tabii ki ama en fazla karşımıza gelenlerine ve meb kitabında yer alanları bahsedeceğim ve onlarla ilgili bilgilerimizi görmüş olacağız. İlk reflü ile başlayalım arkadaşlar mide ile yemek borusu arasında bir kaslı yapı vardı değil mi? Bu kaslı yapının adına ne adını vermiştik biz? Sifinkter demiştik. İşte bu kaslı yapının görevini tam yapamaması sonucu mide giriş kapısının ters yönde açılması sonucunda mide asidinin yemek borusuna kaçması olayına reflü adını veriyoruz. Yani asit yukarıya doğru çıkmış oluyor arkadaşlar. Bunun sonucunda kişi de böyle... Otobüs gibi tıs diye sesler çıkması gibi bir durum söz konusu olabilir. Öksürüğe, yanmaya ve diş çürümesine neden olabileceğini söyleyebiliriz. Gelelim gastrite. Gastrit mide iç yüzeyindeki tabakanın iltihaplanması sonucu oluşan çok yaygın bir hastalık arkadaşlar. Gençlerde de görülebilir, yaşlılarda da görülebilir. Önemli olan şey buradaki bir stres etkenidir. Strese bağlı olarak bunun miktarı, insanlarda görülme miktarı artıyor ve bu hastalığın ilerlemesi sonucunda yani iltihaplanmanın ilerlemesi sonucu yaralanmalar oluşuyor. Bu da ülsere sebep olmuş oluyor arkadaşlar. Ülsere çevirebilir diyebiliriz hatta. Şimdi ülsere bakalım. Mide ve ince bağırsak duvarında yara oluşması durumuna ülser adını veriyoruz. Yani sadece midede değil ince bağırsakta da görülebilecek bir yaralanmadan bahsediyoruz. Peki bu ne zamanları olabilir? Ben çok asitli bir şeyler içersem, başım başıma gelebilir. Genetik faktörler yani ailemde bu varsa başıma gelebilir ya da yoğun stres yaşıyorsam aynı gastritteki gibi yine başıma bu hastalık gelebilir. İnşallah gelmez diyerek devam edelim. Hemoroid'e gelelim arkadaşlar. Makatta kanama ve iltaplanmanın oluşması durumuna hemoroid adını veriyoruz. Burada bir şişlik meydana geliyor. Acılı bir şeyler yerseniz, çok baharatlı şeyler yerseniz bu hastalığa yakalanma ihtimaliniz olur diyebiliriz arkadaşlar. Genellikle taşa oturma çocuğum diyorlar ya annelerimiz falan. Bununla alakalı da biraz belirtiler var. O nedenle taşa oturmayın arkadaşlar. Çok acı ve baharatlı şeyler yemeyin, tuvalette çok ıkınmayın gibi şeyler söyleyebilirim. Gelelim kabızlığımıza insanların hayatı boyunca en az birkaç defa yaşadığı bir şeyden bahsediyorum bu. Çok büyük bir şey değil tabii ki ama ilerleyen aşamalarda yani çok çok ilerlerse de tabii ki de kanamaya neden olabilir. Bağırsak hareketlerinin yavaşlaması, kalın bağırsaktaki su emiliminin fazla olması sonucunda meydana gelebilecek bir hastalık. Yani su emilimi fazla olursa dışarıya atabileceğin su ne olacak? Azalmış olacak. Bu nedenle koyu kıvamlı bir kaka olmuş olacak. Bu da dışarıya çıkmasını zorlaştıracağı için kabızlık meydana gelmiş olur diyoruz. Bol su içerseniz, lifli gıdalar yerseniz de kabızlığı önlemiş olursunuz. İshale bakacak olursak kabızlığın tam tersi buradan bağırsak hareketleri çok hızlı olduğunda ya da bağırsaktaki su emiliminin normalden az olması sonucu meydana gelebilecek bir hastalık. Mutlaka arkadaşlar ishal olan kişi vücudundan bir sürü su kaybediyor ya o suyu kesinlikle geri alması gerekir. Çünkü vücudumuz susuz yaşayamayacağı için çok ultra önemli şeylere sebep olabilir. Özellikle çocuklar ishal olduğu zaman mutlaka sıvı takviyesi alınması gerekir. Eğer bir bebekse buna kesinlikle serum takılır arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer bir hastalığımıza laktoz hassasiyetine. Laktoz nerede bulunur? Sütte bulunan bir disakkarit değil mi? Bir şeker yani glikoz ve galaktozun birleşmesiyle oluşmuş bir şekerden bahsediyoruz. Vücudumuzdan laktaz enzimiyle biz laktozu kolayca sindirebiliyoruz. Ancak şöyle düşünün arkadaşlar. E, kullanılmayan organlar Köreler mantığında siz süt içmezseniz vücudunuzda laktaz enzimi üretmez ve buna bağlı olarak da insanda laktaz miktarı az olduğu için de bunun sindirimi az olur yani siz süt içtiğiniz zaman arada bir süt içiyorsunuz diyelim ki mideniz rahatsız olabilir ağrı olabilir şişlik olabilir ya da ishal olabilirsiniz İşte bunların hepsi laktoz hassasiyetine bağlı olarak görülen belirtilerdir diyebiliriz sindirim sistemi rahatsızlıkları Ekstra bir de şunlar var mesela diş çürümesi olabilir arkadaşlar ağız yaraları ağız mantarları ağzımızda bulunan böyle pamukçuk gibi böyle beyaz beyaz nokta dediğimiz aftlar bunlar da sindirim sistemi rahatsızlıklarıdır diyebiliriz. Tabii ki bunları çoğaltabiliriz ancak bizim bilmemiz gerekenler bunlar olduğu için yeterlidir diyebilirim o nedenle bununla birlikte sindirim sistemi zihin haritalarımızda sonlandırayım arkadaşlar. Sindirim sistemi AYT'de soru gelme ihtimali yüksek olan kısımlardan biri olduğu için çok dikkatli bir şekilde bu videoları tekrar edin. Anlamadığınız kısımlar olursa da yorumlardan mutlaka sorun. Videolarımın da devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.